Mikrofondan hepinize merhaba. Amerika'nın başkenti Washington DC bölgesinden yaptığımız yayınımızda yeniden karşınızdayız. Bu hafta Washington'da hemen tamamıyla Türkiye konuştu desek yanlış olmaz. 16 Nisan'da yapılan referandumdan sonra sadece Amerikan basını değil think tank dediğimiz düşünce kuruluşları da yoğun bir şekilde Türkiye'yi tartıştılar. Referandumu getirdiklerini ve geleceği öngörmeye çalıştılar. Biz de bugün Washington'dan bakışla yine referandum konusunu konuşmaya çalışacağız. Program konuğumuz stüdyoda Özge Övün Sert. Özge merhaba hoş geldin. Merhaba İbrahim hoş bulduk tekrar. Ayrıca e, hattımızda birazdan bir konumuz olacak. Bu seçimde en çok tartışılan konulardan bir tanesi de e, oyların şahibeli olmasıydı bildiğiniz gibi. Bu konuda girişimleri bilinen oy ve gibi gruplardan birisi olan grubetin oylarından bir e, koordinatör hattımız olacak. Elifli bize kendi tespitleri doğrultusunda bu iddiaları ve bu usulsüzlük e, konusundaki e, görüşlerini paylaşacak. Evet Özge, yoğun bir hafta oldu gerçekten. Ee, yoğun bir şekilde tartıştık. Biz seninle daha önce de program yaptığımızda referanduma değinmiştik ama... ...o zaman e, henüz öncesinde olduğu için Amerikan basınında ve düşünce kuruluşlarında bu kadar yer e, almamıştı e, Türkiye. O e, yoğunluk bu hafta gerçekten de yaşandı. Her gün bazen günde birkaç tane e, panele, e, konferansa e, şahit olduk. E, bir şekilde konu gündemde kalmaya devam ediyor... Hemen senin izlenimlerini ve gözlemlerini alalım ve tabii ki referandum analizini alalım. Evet, tabii şimdi tabii Amerika açısından bakıldığında Türkiye o bölgede çok önemli bir e, müttefik. E, dolayısıyla e, böyle bir müttefik ülkede yaşanan e, bu durumun e, Amerikan, Türk-Amerikan ilişkilerine etkisi değerlendirildi e, çoğu toplantıda. E, ve tabii Beyaz Saray'ın e, e, Türkiye'deki bu o, halk oylamasına verdiği tepki önce... E, bekleyeceğiz Agit raporu denildi ama daha sonra hemen hemen aynı gün e, Beyaz Saray'dan bir e, tebrik adı altında bir e, telefon görüşmesi yapıldı. Telefon gitti Ankara'ya. Daha sonra tabii toparlanmaya çalışıldı bu durum. Onları da konuşacağız, konuşacağız ama evet. e, dediğin gibi gerçekten e, Türkiye'nin yaşadığı e, bir nevi kaos ortamı bu pazar günkü e, seçimden bu yana. E, Amerikan basınında da... E, ...Washington'daki e, düşünce kuruluşlarında, yönetim kademelerinde de çok konuşulur oldu bu son bir hafta. Hala da devam ediyor bu tabii. belirsizlik. E, tabii bu konuda fikirlerimi de söyleyeceğim e, ancak e, özellikle Amerika'dan yayın yaptığımız için... E, ...şunu belirtmeden geçemeyeceğim. E, Amerikan yönetimi, Washington yönetimi... E, ...gerçekten... E, ...bir ikilemin içerisinde e, yalpalanıyor gibi görünüyor. Öncelikle tabii Türkiye'yi bir müttefik olarak gördüklerinden e, e, bu ikili ilişkiyi zedelemeyecek bir yaklaşım sergilemeye çalışıyor. Ama aynı zamanda da e, bir nevi demokrasinin dünya üzerindeki savunucusu rolünü üstlenirken e, böyle e, antidemokratik bir uygulamaya verilecek tepkinin nasıl olacağı gibi e, bir ikilem içerisinde. Ama Avrupalı liderler tabii bunu e, çok daha e, e, Sert, sert demeyelim de çok daha e, tutarlı bir şekilde sergiliyor. E, o açıdan da e, açıkçası e, Amerika'nın e, çok iyi bir sınav vermediğini düşünüyorum bu konuda. Yönetim olarak belki bir çelişkili görüntü verdiğini söylemek mümkün. Nitekim Amerikan basınında... Dışişleri Bakanlığı yapılan açıklamayla, Beyaz yaptığı açıklama arasındaki bu tutarsızlığa dinen yazılar ve yorumlar oldu. Genelde ama Türkiye'de bir referandum sonucuyla birlikte otoriter döneme girildiğine dair bütün tespitler neredeyse bu yöndeydi. Basının dışında buradaki düşünce kuruluşları da hemen hemen hepsi bu kaygıyı dile getirmeye devam ettiler. Ee, aslında Trump'ın Erdoğan'ı arayıp tebrik etmesi de ilginç bir tartışmaya konu oldu. Ee, senin de söylediğin gibi referandumdan hemen sonra Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınladı ve AGIT'in raporunu bekleyeceklerini e, söyleyerek basın özgürlüğünden oyunun rengi ne olursa olsun bütün vatandaşların özgür ve eşit bir şekilde kendini ifade etmesinden bahseden satırlara yer verdiler açıklamalarında bir tür böyle temkinli bir şey vardı o, o açıklamada, resmi açıklamadan bahsediyorum ama hatta White House'dan Beyaz Saray'dan gelen bir açıklamada da gene ona benzeyen bir şey vardı ama ertesi gün Trump'ın ıı, aramasıyla bir anda eee ıı, değişi verdi. Amerikan medyası çok yüklendi bu konuda. Nitekim Beyaz Saray ikinci bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Toparlama gayretiydi diyelim o açıklamada belirtilen şeyler. Hani aradı ama amaç o değildi. İşte bizim tabii ki demokrasi şeyimiz var, vurgumuz var. Onu bekliyoruz ama bir yandan da işte NATO müttefiki olduğu için işte Suriye görüşmemiz gerekiyor vesaire gibi şeyler de bildirdiler. Evet. ya çok ilginç bir durum oldu çünkü aynı gün e, sorulan yani gazetecilerin sorduğu sorulara e, biz agit e, raporunu bekleyeceğiz e, Avrupa'daki e, yani e, diğer liderler gibi ondan sonra tepkimizi ortaya koyacağız gibi bir yaklaşım varken aynı gün e, bir telefon gitmiş olması e, bir ...ikilemi gösterdi yönetim içerisinde. E, ve ertesi günde dediğin gibi Beyaz Saray'dan... ...işte <laughs> aslında bu e, biz bizim duruşumuz sabittir, biz aynı görüşteyiz... ...ancak başka konularda e, görüşmeler yapılıyordu... ...o açıdan arandı gibi bir e, açıklama yapıldı. Aslında bu çok fazla bir şey değiştirmiyor. Doğru. E, yani sonuç olarak e, Trump yönetiminden... E, Erdoğana bir e, bir destek gitmiş oldu böyle bir e, top, e, böyle bir görüşme yaparak böyle bir telefon görüşmesiyle. E, halbuki öbür taraftan Avrupalı liderlerin veya Avrupa Birliği'nin genel e, tavrına bakarsak e, kesinlikle özellikle de Suriye'deki mültecileri e, e, toplamışken e, Türkiye yani onları bir bir nevi bir yardım yapıyor biliyorsunuz Erdoğan'a açıdan da biraz ihtiyaçları var. Ee, şu anda Avrupalı liderlerin ancak ona rağmen e, çok e, net bir tavır koydular e, ve Türkiye'de e, demokratik seçmenin tercihinin ortaya konmadığı e, şaibeli bir e, propaganda ve oylama süreci yaşandığı ve halk oylamasını yani bu referandumun sonuçlarının e, hiçbir uluslararası standarta göre geçerli olamayacağını e, birçok dilden birçok ağızdan duyduk. ...ve açıkçası bu da gerçek, eminim Trump yönetimi de nihayetinde o noktaya gelecektir diye düşünüyorum. Tabii Amerika'nın... ...bir demokrasi iddiası, dünyada bunun şampiyonluğunu yapma iddiası var ama... ...bir yandan çok pragmatik bir ülke, Trump da öyle bir lider zaten. Dolayısıyla çalışabileceği ülkeler, liderler söz konusu olduğunda... Demokrasi e, kaygısı geride kalabiliyor. Bunun örneklerini e, farklı şekillerde gördüm gördük geçmişte. Trump için de aynı şey geçerli. Suriye gibi Amerika'ya çok yakından ilgilendiren bir konu varken bir şekilde Türkiye'nin oradaki e, coğrafi konumu e, önem arz ediyorken herhalde e, başka tür davranması da bir zor olur evet. diye düşünüyorum. Aa. Nitekim onların yaptığı o toparlama açıklamasında da biz aslında Suriye ve IŞİD konusunu konuşmak için aramıştık ama orada da işte tebrik edildi, asıl amaç bu değildi şeklinde bir e, Toparlamaya ifade. Toparlamaya gittiler. Evet. Yani ben orada şunu eklemek istiyorum. Evet, Trump yönetimi bir tavır takındı ancak şunu da anlamak lazım. Türkiye'de bu referandumun sonucunda hala gösteriler devam ediyor ve bir kaos ortamı var. Kaos ortamı derken tabi gezi sonrası yaşadığımız bir nevi şiddet ortamını görmüyoruz belki ama bir belirsizlik var. Çünkü insanlar halkın bir yarısı bu sonuç kabul etmezken diğer yarısı hatta lideri diyelim işte aldık atı aldık Üsküdar'ı geçti diyor. Yani böyle bir belirsizlik ortamı... Türkiye'yi nereye götürür? Amerika için bu çok önemli. Türkiye'de bir istikrarsızlık istemiyorlar. Türkiye'de bir kendi Şeyleriyle şeyleriyle kendi betimlemeleri ile bir çatışma ortamı istemiyorlar ve o noktaya gitmesini istemiyorlar. Ama Türkiye'de de sosyal tabakalarda çok sıkışma var. İnsanlar artık nereye gideceğini şaşırmış durumda. Birazdan ona geleceğiz seninle ama yani bu. Oylama şaibeli oylama sonucunda e, hukuki yollara başvurulmak isteniyor. Ancak görünen o ki Türkiye'de özellikle bir e, hukuki yok, bir YSK kararlarını şey yapamıyorsun, mahkeme götüremiyorsun diye. Evet. Öyle ben. bir merci yok. Hatta o... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de galiba yine önce öyle bir şey olabileceği söylendi, sonra onun da galiba bir şekilde e, yasal olarak mümkün olmadığına dair. E, yani çıktı. şu var, Asla bakarsanız yasal olarak bu mümkün olsa bile Avrupa İnsan Haklarının Mahkemesine götürüldüğü zaman veya oradan bir karar çıkacağı zaman çıktığı zaman da e, Türk hükümetinin buna bakışı e, nasıl olacak? Yani e, tekrar sonucu değiştirilmiş olacağını zannediyorum. Aynen, yani tavır eğer siz haddinizi bilin. ...siz kimsiniz, işte e, hatta en son bir haber okudum... ...bu <laughs> agit gözlemcilerinin PKK'lı olduğu yönünde de bir açıklama gelmiş evet. Erdoğan'dan... Hı -hı. ...yani bu tip açıklamalar gösteriyor ki... E, ...hukuki bir mercinin e, Erdoğan'ı etkilemesi, durdurması, fikrini değiştirmesi mümkün değil... ...bunu tanımayacak... E, ...insanlar hak arıyorsa, hukuki yollardan haklarını arayamayacaksa... ...nasıl arayacak, değil mi... Öyle bir sıkıntı var ortada ve demin bahsettiğim işte sosyal tabakalardaki sıkışma da bu insanlar bir şekilde çıkış arıyor haklarının yenildiğini düşünüyor ve bu haklarını nerede arayacaklarını bilemiyorlar belki işte bu siyasi bir çözüm olabilir CHP'nin son açıklamaları vardı mahkeme şey özür diliyorum mahkeme diyorum meclisten çekilebiliriz gibi bir açıklama... Özgür girmeden e, diğer konumuza dönmek için bir istersen ara verelim. Çünkü tam da şaibeli dediğimiz bu oylama ile ilgili gerçekten öyle bir durum var mı? Sandık tutanakları bunu gösteriyor mu? Bu şekilde tespitler e, yapıldı mı? E, önceki seçimlerde de son 3-4 seçimde oy ve ötesi ve Türkiye'nin oyları girişimleri... ...ve bunun bir anlamda yurt dışı uzantısı grubetin oyları... ...tam da işte bu konularda e, hizmet vermeye çalışan gönüllü sivil bir inisiyatif... Onların tespitlerine yönde gerçekten tuta tutanaklarda bir saptırma, matematiksel bir hata, oylarla ilgili bir takım sıkıntılar var mı? Bakalım ne diyecek. Hattımızda Grubet'in oyları girişimi koordinatörlerinden Elif Lee var. Elif merhabalar. Yanımıza hoş geldin. Merhaba. Şimdi referandum konusu Türkiye'de çok tartışılan konuların başında geliyor. En önemli konu daha doğ doğrusu. Bir başka tartışma konusu da oylarla ilgili şaibeler olduğu yönünde Rubet'in oyları Türkiye'deki oy ötesi ve diğer girişimlerle birlikte sandıklar konusunda çalışmalar yapan bir e, inisiyatif. Senin tespitlerin, sizin e, arkadaşların yaptığı çalışmalar peki bu iddiaları doğruluyor mu? Şimdi önce önce bu sefer ne gibi çalışmalarda bulunduğumuzdan başlayıp ondan sonra o sonuca varıyor peki. muyuz diye başlamak isterim ben. E, bu, bu seçimlerde e, bütün müşahitlerimizi ve de ondan önceki e, bizimle çalışmış olan gönüllülerimizi partilere yönlendirdik ve de e, bizden e, gel, eğitim isteklerine cevap e, cevap verdik. Çeşitli partilerin e, görevlilerinin eğitimini, müşahitlerinin görevlilerini ve de çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin e, eğitimlerini e, e, üstlendik. Aa, bu seçimde bizim gözlemlediğimiz mesela bir fark e, gördüm ki Türkiye'de işte bir sürü mühürsüz oylar konuşması var. E, yurt dışında seçimler oldu, e, referandum olduğunda mühürsüz pusulalar geçersiz sayıldı burada seçim sürecinde. E, aradaki e, herhalde en büyük farklardan bir tanesi oydu. E, e, bir takım gözlemlerimiz evet bizim de oldu. Seçim sürecinde 2 Nisan Pazar günü e, 3 saatlik bir e, kesinti oldu seçsizde. ve e, bunun sonucundan en çok etkilenen e, şey, e, Amerika kıtasındaki ülkeler oldu zaman dilimiyle ilgili. Çünkü e, seçim hala devam ediyordu. E, New York, Boston ve Washington D.C'de e, çok birçok seçmen o gün eve gitmek zorunda kaldı oy veremeden. Umuyoruz ki onlar ertesi gün geldiler. Bu kesinti hakkında yeterince bilgi alamadık. Sebebi neydi diye. Partilere de sorduğumuzda bir kesintinin olduğunu herkes biliyor. İşte YSK'dan da açıklama yapılacak dendi bize. Geldi ee, mi o açıklama daha sonra? Efendim? O açıklama daha sonra yapıldı mı? E, hayır. E, yani şöyle diyeyim size. Bizim istediğimiz e, tamam e, kesin bir şeffaflıktı. Çünkü amacımız bizim seçimlerin her safhasının son derece şeffaf gidebilmesi. E, ve e, mesela sistemin loglarını ya da ne olduğunu partilerle paylaşmasını e, isterdik. E, bunun ol. Olduğuna dair elimizde hiçbir bir veri yok ya da yeni bir güncelleme olmadı. Evet. Peki Türkiye'deki tespitlere ilişkin bir bilginiz var mı? Orada e, bir takım çalışmalar yapıldı sanıyorum. E, o tutanak doğrulaması denen bir yöntem, bir analiz yapılıyor değil mi? Öyle bir şey yapılıyor. Yani açıklanan evet. rakamlarla sandık başındaki evet. rakamlar karşılaştırılıyor. Bir tutarsızlık var mı diye bakılıyor. Onlarla ilgili bir takım e, tespitler aktarabilir misin? Tabii ki de. E, şimdi, e, şey, yurt içinde T3 ile e, e, gönüllü arkadaşlar yaptı. Biz de gurbetin oyları olarak yurt dışında yapıyoruz. E, bunun sebebi de işte bizim tutanak formatlarımızın farklı olması vesaire. E, de e, en büyük e, farklılık yine. Yurt dışında oylar verildiğinde zarflar sayılıyor sadece. Bunlar e, Ankara Ticaret Odası'na vardıktan sonra açılıp evet ya da hayır olduğu sayılıyor. Hı -hı. E, bu kesinlikle ileride değişmesini umduğumuz bir e, e, konu. E, aynı zamanda e, şey... E, yolunda gitmeyen ya da ne gibi şeyler gördüğümüze gelince seçim sırasında pardon referandum sırasında bazı konsoloslukların etrafında parti propagandası olduğunu gördük. Gönüllü arkadaşlarımız ve de parti görevlileri anında gerekli işlemleri yaptılar ve bunun devam etmemesini sağladılar. E, ayrıca da e, bizim gözlemlediğimiz tutanak analizimizden şu ana kadar birçok matematik hataları görüyoruz. E, örneğin um, Frankfurt'ta e, 501 seçmen katılmış, 480 geçerli oy var, 10 tanesi geçersiz. Peki on, aradaki farktaki 11 oya ne oldu? Bunun gibi size yüzlerce ayrı e, e, örnekler verebilirim. Ya da Brüksel'de 4M numaralı sandıkta imzalar var, mühür yok. Ee, Kıbrıs'ta, Luxemburg'da e, farklı sandıklarda 900 küsur seçmen kayıt, kayıtlı olduğu ya da katıldığı söyleniyor. Ancak e, sadece e, bunların 760 küsur tanesi sayılabiliyor. Bunun sebebinin sanıyoruz ki e, bir bilgi eksikliği ya da yanlış anlamadan da çıkmış olabilir. Bu 200 Alo oy, e, kullanılmayan oy pusulaları ve de zarflarında eklenmiş olabileceğini düşünüyoruz. Elif bu bir tüm... daha mısın? Tam önemli bir şey söylerken sesinde bir e, gitme gelme oldu. E, tespitini bir daha duyabilir miyiz? Son cümleni. Tabii. E, Kıbrıs Lefkoşe'de e, bir sandıkta 925 seçmen katıldığı yazılı, geçerli oy çıkan sayısı 757, geçersiz oy 5. Bunun toplamı 762 oy ediyor. Arada 200'e yakın bir oy farkı ya da bir eksiklik var yani 900 seçmen varsa nasıl 700 küsur Peki geçer Bunlar ya da matematiksel geçer. Top, hatalar mı yani matematik işlemini yaparken evet. o anda yapılan hatalar değil mi Hı. görmek lazım yoksa başka bir yani senin kanaatin ne yönde sanırım bir bilgi eksikliği ya da yanlış anlama vardı ve bir teorimiz acaba kullanılmamış oy pusulaları ve zarfları da bu çuvalların içine ekleyip saydılar mı ya da yanlış referans numaraları e, ile başlayarak mı bu noktaya geldiler? Ya da ba daha başka bir örnek verebilirim. Kopenhag'daki 3C numaralı sandıkta 180 seçmen geliyor, 180 tane geçersiz oy var. E, bunun gibi başka örneklerimiz de var. E, e, Bükreş'te 3C numaralı sandıkta oy veren kimse yok, geçerli kimse yok. O, vesaire vesaire ve de e, mühür farklılıkları da gözlemliyoruz ama dijital ortamda baktığımız için tutanaklara e, ne yazık ki hani mühürlerin e, şey e, farklı olup olmadığı detayını biz orada olmadığımız için o anda e, bilemiyoruz genel olarak gözlemlediğimiz evet matematik farklılıkları var tutarsızlıklar var. E, Tutanakların birçok yerinde e, boş bırakılmışlıklar var e, ve bunun tabii biz kasti ya da değil onu bilemiyoruz. Ya da hı hı. E, tutanak doldurulmuş imza atılmamış, mühür yok. Bunlar e, çok e, basit şeyler. Atlanmaması gereken detaylar bir... Peki e, önceki seçimlerde de buna benzer şeyler var mıydı? Bu referandumda özellikle dikkat çeken bir husus mu sence? Özellikle gurbetin oyları dördüncü seçimini yapıyor Hı -hı. yurt dışı ile ilgili olaraktan. Bilmiyorum. Ve e, ilk kez böylesine geniş kapsamlı bu kadar büyük rakamlarla görüyoruz e, e, bu farklılıkları. Evet. Peki Türkiye'de temasta olduğunuz Türkiye'nin oyları, oy vetosu gibi gruplardan gelen bilgilerde Türkiye içindeki sandıklarda benzer bir şey olduğunu gösteriyor mu? Aa, evet. E, daha çok biz e, şey e, onlar yurt içine bakıp biliyorum, grup oyları ha. olarak e, öyle. E, ama hani biliyor bir şekilde bağlantınız olduğunu şu da şu tahmin ediyorum. Şu ana kadar sonuçlarımızı karşılaştıramadık. Ancak e, partilerle konuştuğumuzda, parti yetkilileriyle konuştuğumuzda e, gözlemleri onların da e, buna buna benzerdi. Peki Elif çok e, direkt bir soru soracağım. Bu hatalar Hı? bariz bir şekilde önceki seçimlerden çok daha fazla e, göze batan hatalar sonucu etkileyecek bir şey yaratıyor mu sence? Mesela Agit'in bir açıklaması oldu. E, hem kampanya dönemini hem de seçim sürecini Uluslararası standartların dışında bulduklarını belirttiler. Tepki de topladı bu açıklama bildiğin gibi hükümet yetkilileri tarafından. Senin kişisel kanaatin olarak hem de girişim olarak söyleyeceğin bununla ilgili bir yorumun var mı? Yani bu, bu matematiksel hatalar olmasaydı örneklemeye çalıştın az önce. Sonuçta bir kayma söz konusu olur muydu? Ona cevap verebilmek için elimizde yeterince şeffaflık ve cevap yok. Örneğin Lüksemburg'da o seçmen katılım sayısı yüzde 1.667. Bunun da sebebi e, oy verenlerin mesela ben eskiden Seattle'da oturarak Los Angeles'a bağlı olarak sadece Los Angeles'ta oy veriyorduysam şimdi gidip dünyada herhangi bir yerde oy verebiliyorum. Bu çok güzel bir şey benim için çünkü Vancouver mesela Kanada konsolosluğu bana çok daha yakın Hı -hı. ama. E, bunun hiçbir şeyi yok, veri tabanı yok. Tekrar YSK'ya, partilere tekrar tekrar sorduğumuzda bu farklı yerlerde konsolosluktaydı oy verenlerin bağlı oldukları konsolosluğa göre rakamları nedir seçime katılım olarak onu bilemediğimiz için evet kasten bir şey yapılmıştır ya da yapılmamıştır demek çok zor. Teoriler yürütebiliriz, ancak bizim amacımız hani teori yürütmek değil, şeffaf bir seçim, ve verilerin açık ve net olması. Bu oldu mu? Hayır, şu ana kadar olduğunu düşünmüyorum bu, bu referandumda. Bu o, yaptığınız tespitleri, analizleri partilere ve belki de YSK'ya bir rapor halinde sunmayı düşünüyor musunuz? Böyle bir şey yaptınız mı? Evet, e, e, seninle e, bu program için konuşmaya başladığımızda da belirttiğim gibi tutanak analizini biz e, 400 kişilik bir ekiple gece gündüz çalışarak e, yaptık ve henüz e, yeni bitti. Öyle olunca e, şu ana kadar e, raporumuzu tamamlamadık ama e, önümüzdeki hafta içinde e, net olarak e, en azından raporun e, şeyini genel taslağını çıkarıp daha sonra hem partilere hem de YSK'ya ve de görmek isteyen herkesle hem web sayfamızda hem Facebook bütün sosyal medya sayfalarımızda paylaşacağız. Gurbet Eti Onları Gelişimi Koordinatörlerinden Elif'li hattımızdaydı. Elif çok teşekkürler. Kolay gelsin çalışmalarınızda. Umarız analizleriniz yararlı olur partiler içinde, diğer yetkililer içinde. Görüşmek dileğiyle. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Gurbetin Oyları Girişimi Koordinatörlerinden Elifli hattımızdaydı. Yayınımıza devam ediyoruz tekrar Özge ile. Özge ilginç bilgiler, çarpıcı bir takım örnekler paylaştı Elifli ve bunlar tabii sadece yurt dışı oyları için geçerli. İşte Avrupa'daki, Amerika'daki, işte hatta Kıbrıs'taki sandıklardaki tutarsızlıklardan, rakamların birbirine tutmamasından, işte mühürsüz oylardan ve bir takım başka şeylerden bahsetti ve Önceki seçimlerde kendilerinin e, katılmış olduğu seçimlerde girişim olarak bu ölçüde bir e, problemle karşılaşmadıklarını da özellikle belirtti. Evet. Senin e, bu konu söyleyeceklerin var mı? Yani bir kere şunu belirtelim. Bu e, gurbetin oyları tamamen bağımsız bir grup. Herhangi bir partiye bağlı değil. Evet. Dolayısıyla hani CHP, HDP ya da bir tarafı tutup da bir yorumda bulunmuş değiller. Gayet tarafsız bir şekilde bunu e, oylamayı gözlemlediler. Ve e, Elif'in de belirttiği gibi e, sandıklarda çıkan o kadar absürt yanlışlıklar var ki işte toplamlar tutmuyor, geçersiz oylar fazla geliyor ya da işte kullanılan oy, oy sayısı 900 ama elde çıkan topladığınızda <laughs> çıkan oy 600. Şimdi bakın bunu e, bu oylar evetti de, hayırdı de demeden... E, eğer o sandıkta 900 oy görünüyorsa ve bu matematik hesabı tutmuyorsa o sandıktaki 900 oy şaibelidir bence. Değil mi? Yani bunun 900'ü hayır olabilir. 900 evet olabilir. Ama bunun üzerinde bir şaibe var. Doğru tut değil evet, rakam. Elif'in verdiklerinde Aynen öyle. sonucun ne olduğunu bilmiyoruz. Yani o sandıktan belki hayır da çıkmış olabilir. Ama evet, bir sadece zar göze zarfları diyor. E, onlar içindekini bilmedikleri için sadece zarfları saydıklarında bile bir tutarsızlık var. Demek ki ee, oradaki o 900 oy şaibeli bir gariplik var olayda Ya da işte dediği gibi bir sandıkta hiç oy kullanılmamış Veya bir sandık tamamen geçersiz çıkmış Tamamen geçersiz çıkmış Veya %1667 bir ilginç bir rakam verdi katılım oranı diye bir şey Yani AK Partili bile olsanız bütün bu rakamları bütün bu matematik hesaplarındaki yanlışları gördüğünüzde Bu oylamanın e, 21. yüzyılda ...uluslararası standartlara uygun olmadığını kabul etmeniz lazım. Artık yani bilgisayar çağındayız. Böyle işte 600 ile 200'ü 700'ü toplayamayacak <laughs> bir durumda değiliz. Bırakın bu kadar basit matematik batı hesaplarını. işte yani yapacağınız bir rapor ve altına atacağınız bir imza bir mühürü bile yapamıyorsanız... ...ya art niyetle ya da art niyetsiz bir şekilde bir hata yapıyorsunuz demektir. Şimdi Elif'in verdiği yurt dışındaki sandıklar. Hı -hı. Benim... E, okuduğum e, haberlerde yurt içinde 2300 e, küsür sandıkta bu tip hatalar var. Ve bu 2300 sandıkta Seçim Yapan Türkiye'deki oy ve ötesi grubunun mu, mi? yoksa e, Hayır. Parti evet oy ve ötesi Hı. yani gurbetin oyları değil ama bağımsız bir grup tarafından e, bir rakam çıkarılmış. Şimdi tam rakamı hatırlamıyorum ama 2300 ya da 2700 gibi bir rakam. Yani 3000'in altında bir sandık sayısı ama e, toplama vurduğunuzda ...bir milyon üzerinde Oy demektir bu. Yani o bir sandıktan çıkan atıyorum 5000 bin oysa e, bütün oylar çaybe altında Yoksa demektir. Bir sandıkta 5000 bin olmaz o çok fazla yani ama. Atıyorum, yani atıyorum yani toplamda muyum? bayağı bir yüksek rakam yüksek oluyor. Yüksek bir diyorsun. rakam ortaya çıkıyor birincisi. ikincisi benim anlamadığım bir şey var. Şimdi bir şekilde e, şekil hatası yapılmıştır gibi bir açıklamayla bu mühürsüz oylar sayıma katıldı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından. Nasıl bir şekil hatası? Yani bu kolay kabul edilecek bir hata değil. Yani usulen ya da şeklen böyle bir şey yapıldı diye e, kabul edilecek. Hadi ettiniz. Ben o zaman şunu görmek istiyorum. Mühürsüz olarak kabul ettiğimiz oyların sayısı şudur. Şu kadar evet çıkmıştır, bu kadar hayır çıkmıştır denilebilsin. Değil mi? Neden peki mühürsüz olarak kabul ediyorum dedikleri halde... ...veya mühürsüz olarak kabul edildiği, anlaşıldığı halde bu ıı, şaibeli oylara mühür basıldı. Hmm. Değil mi? Ben burada kesin bir art niyet görüyorum o zaman. Neden basıldı? Çünkü bu oylar tespit edilmesin. Bu oylarda tamamı evet ya da hayır olduğu anlaşılmasın diye. Anladım. Peki Özge şöyle yapalım. Yani... Evet bir tartışma durumu olduğu çok açık. Bunu aslında hükümete yakın isimlerin de ağızlarından belki çok yüksek perdeden değil ama hani böyle olmasaydı YSK seçim sürecini iyi yönetemedi şeklinde ifadeler geldi. Bir sıkıntı oldu doğru. Hükümet tarafından mı? Evet ben duydum. Ama şu var herhalde YSK'nın açıkladığı nihai sonucu geriye döndürmek Türkiye'deki iç hukuk gereği mümkün olmuyor. Aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ya da diğer bir takım uluslararası mercilerin böyle bir e, yasal bir şey yok durum yok. Dolayısıyla bu sonuç çıkmış vaziyette. Belki kalan zamanda şuna değinelim. Şimdi evetin çıkıp çıkmasından onun bir sürpriz olmasından öte e, bunların birbirine yakınlığı belki e, ve bunların ifade ettiği anlam daha önemli. Çünkü %51.3, 4, %51.4 şeklindeki bir evet %48 küsur hayır çok da belki e, evetçilerin beklediği bir e, oran değil Tabii. benim e, tahminime Aslında göre. Aslında kimsenin beklediği bir oran değil. Çünkü, yani ben dahil olmak üzere. Evet yani referandumda <laughs> referandumu gündeme getiren iki partinin AK Parti ve MHP'nin toplam oylarının bunun çok fazla üstünde olduğunu... ...ve Türkiye'de geleneksel e, sağ diyebileceğimiz oyların da yine yüzde 70 70 civarında olduğunu biliyoruz. Artık kampanya döneminde gerek medyanın kullanılması gerek devlet imkanlarının kullanılması yönden olsun... Hayır cephesinde bir dezavantajlı durum olduğunu da görüyoruz. Ona rağmen çıkan sonucun evet de evet olduğu kabul ama bu oranın bu kadar birbirine yakın olması da son derece ilginç. Evet aslında tabii şunu belirtmek lazım burada referandumun gerçek kazananı kim? Ee, yani siyaset Ger gerçek kaybedeni gerçek kaybedeni kim? Aynen siyaset bilimi böyle iki artı iki dörtle e, olmuyor De değişkenler var e, ve e, burada evet yüzde elli bir evet kazandı gibi görünüyor ama e, bu sonuç aslında bence e, Erdoğan'ın ve e, AK Parti'nin elde edebileceği en kötü sonuç olabilir. Çünkü hala sorumluluk ve yetki ellerinde olacak, iktidarda olacaklar, istediklerini aldılar... ...ama aynı zamanda karşılarında... ...birleşmiş devasa bir muhalefet var şu anda. Devasa derken şunu da demek istiyorum yani... ...partilere ayırmadan... ...hem MHP'nin... ...kayan zemini, hem CHP'nin, hem de HDP'nin birleştiğini görürsek... ...eğer 2019'da bu cephe... Bir şekilde kendi aralarında bir aday çıkarıp yeniden birleşmeyi sağlayabilirse... ...belki Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ya da işte yeniden meclis seçimlerinde... ...AK Parti için çantada keklik değil bundan böyle. Öyle bir risk de ortaya çıkıyor. Ve en önemlisi birçok siyasi yorumcunun da belirttiği... ...Türkiye şu anda... ...siyasetiyle, dış politikasıyla ve özellikle de ekonomisiyle çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. İşte hep konuştuk Suriye sıkıntısı, Güneydoğu'da Kürtlerle yaşadığımız sıkıntı... ...ve özellikle Türkiye'nin ekonomik açıdan da geçtiği darboğazı düşünürsek... ...şu anda Erdoğan evet istediğini aldı, hem AK Parti'nin başında hem başkan hem tek adam ama önünde çok çok zorlu problemler, sorunlar bekliyor onu ee, ve bu sorunlarda yaşanacak e, en ufak bir e, ne diyeyim badire e, artık onun yükümlülüğü altında. Yani işte hayırcılar şunu yaptı veya işte önümüze taş koydular gibi bir takım bahanelerle e, halkın karşısına çıkamayacak. O yüzden de e, bu sonuç bence 2019 için e, farklı bir sinyal gönderiyor. Peki programın sonuna doğru bir iki anekdot paylaşacağım Amerika ile Türkiye'yi ilgilendiren. Bir tanesi e, demin Trump'ın Erdoğan'ı aramasından bahsetmiştik. Telefonla görüşme yaptılar. Bu arada bir yüzde görüşmenin planlandığı açıklandı. Mayıs ayında NATO zirvesi için sanıyorum öncesinde daha doğrusu e, Amerika'ya geldiğinde e, Trump'la Erdoğan'ın görüşecekleri açıklandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamasıydı bu. E, onun dışında e, Mehmet Şimşek... E, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı şu anda Amerika'da bulunuyor ve dün bir toplantıya katıldı. İlginç bir toplantıydı. Ben de oradaydım. US Chamber of Commerce yani bir tür Türkiye'deki top benzeri, Türkiye Odalar Borsalar Birliği benzeri... ...Amerikan Ticaret Odası'nda bir toplantı yaptı ve çok dışarı açık olmayan bir toplantıydı. Basın belli bölümüne alındı bu toplantının. O bölümde genelde Türkiye hakkında buradaki algının çok negatif olduğunun bilinmesine hareketle pozitif bir e, tablo çizmeye çalıştı tabiri caizse. Algıyla gerçekliğin birbirinden farklı olduğunu, Türkiye'de işlerin buradan gözüktüğü kadar kötü gitmediğini, eee reformla ihtiyaç olduğunu, onları yapacaklarını e, ama hala ha, Türkiye'nin hala bir demokrasi e, olduğunu, demokratik bir ülke olduğunu, e, bundan yolunun e, değişmediğini söylemeye çalıştı. Amerikaların buna karşı bir takım soruları olduğunu biliyoruz. Basın alamadığı bir bölümde yapılan bu soru cevap bölümünden benim duyum aldığım şeyler bir takım aleyhte soruların geldiğini ama bakanın ısrarlı bir şekilde işte işlerin gözüktüğü yolunda olduğu. Evet, evet. yani bunu söylemek zorunda, bu mesajı vermek zorunda. Evet. Çünkü bu Amerika Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin de olumlu gitmesini sağlam amaçlı bir geziydi öyle anlaşılıyor. Son bir bilgi de e, şu daha belki programlarda hep paylaşıyoruz Amerika'daki işte referandum nasıl gidiyor kim ne kadar oy kullandı ne oldu falan diye buraya özel bir takım bilgileri paylaşıyoruz Türk medyasında pek bilinmeyen bilgiler bunlar e, sonuç nasıl çıktı burada onu hemen söyleyelim bu kadar bilginin sonucunda yüzde evet. 83.4 oranında Amerika'dan toplam oyların 83.4'ü hayır çıktı ee, bunun partilere göre dağılımını bilmiyoruz ama tabii CHP ve HDP'nin büyük ölçüde hayır verdiğini biliyoruz. MHP tabanından da hayır geldiğini biliyoruz. Ee, pek çok eyalette bu oranın 80 90'lara çıktığını biliyoruz. Biraz New York, New Jersey bölgesinde sanıyorum evet oraları daha fazla çıktı ama büyük ölçüde bir e, hayır e, oyu buradan Türkiye'ye gitmiş oldu. Ee, böylece kapatalım. Ekleyeceğin son bir şey varsa onları alalım. Yani dediğin gibi Mehmet Şimşek de burada biraz pembe tablo çizmeye çalıştı özellikle ekonomi konusunda ama maalesef veriler onu göstermiyor ve yurt dışında da birçok uzman Türkiye'yi takip edenler oldukça endişeli işte doların seyri olsun diğer ekonomik veriler özellikle biliyorsun siyasi belirsizlikler bu ekonomik verileri daha da hızlı bir şekilde etkiliyor. Önümüzdeki aylarda göreceğiz. Ee, Erdoğan'ı bekleyen en büyük... E, e, ...zorluklardan biri ekonomi olacak. E, ama e, şu bir gerçek ki, demin bahsettiğim gibi, daha doğrusu programın başında... E, ...Türkiye'de... ...şu anda... ...kendini ifade edemediğine inanan... ...yüzde elli... ...nüfusun yüzde ellisi gibi büyük bir rakam var. E, ve bu insanlar... E, kendilerini çaresiz hissediyorlar doğal olarak e, seslerinin duyulmadığını e, ve kendilerine saygı gösterilmediğini hissediyorlar e, ve bu eğer bu sıkışma bu baskı devam ederse e, ve bir şekilde hukukun önü açılmazsa bir şekilde e, siyasi e, çıkarımlar veya anlaşmalar üzerine e, o gidilmezse yani şu anda İktidardakilerin muhalefete tavrı, demin dediğim gibi işte atı aldık, Üsküdar'ı geçtik tamam oldu bitti ee, ya getirilirse bu iş e ekonomiden önce ben e sosyal bir e çöküş olabileceğini düşünüyorum. Olmaması için de e dua ediyorum. Özge çok teşekkürler. Refahın konusu önümüzdeki ayların belki birkaç yılında konusu olmaya devam edecek. Çünkü buradan yola çıkarak Türkiye'de son derece yapısal bir değişiklik yaşanması söz konusu. Bu ülke içini artı dünya ilişkilerini bilecek önemli bir değişim bitirebilir. Biz de değişik boyutlarıyla buradan program yaptıkça bunu konuşmaya devam edeceğiz. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Mikrofondan bugünlük bu kadar. Tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Mikrofon, çok sesli bir toplum için daima açık.